hemen mutfağa doğru Şefika Günyel'in yanına gidiyorum. İyi bir hafta diliyorum Şefikacığım. Sağ olun Derya Hanım. İyi misin, her şey yolunda mı, çoluk çocuk? İyiler Allah'a şükür hepsi. Okul mokul? Kızım okumayı söktü. Söktü mü? Söktü. Harika. Çok güzel fotoğraflar koyuyorsun kızınla ilgili. Oyun oynamayı çok seviyor oyun galiba. Oyun oynamayı çok seviyor. Bir de beni taklit etmeyi çok seviyor. O gün kendi oyuncak masasına böyle küçük küçük süsler koymuş. Anne bak, senin gibi süsledim ben de masayı falan diyor. İnsanın hoşuna gidiyor tabii çocuğu gördüğünü yapması. Çocuklar anne rol model, evet. Her zaman. Şimdi neler yapıyoruz Şefikacığım bugün? Şimdi bugün yoğurt soslu bir kırmızı biberli bir tavuk yapacağız. Kırmızı biberli olmasının sebebi de biber salçasından geliyor. Benim oğlum tavuğu çok seviyor. Tavuğu da hep aynı şekilde yapmayı sevmiyorum. O yüzden biraz değiştiriyorum. Sosunu değiştiriyorum, sunumunu değiştiriyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun için çok güzel Şefika'nın bugünkü yemeği, farklı, değişik. Ben yapmamıştım hiç böyle. Yoğurtla ve kremayla güzel bir sos yapacağız pişirdikten sonra tavuğun üstüne. Ve makarnanın üstünde sunacağız. Tam çocukların sevdiği gibi. Harika. Şimdi biraz tavaya 2 kaşık kadar sıvı yağ koyuyoruz. Sıvı yağ da ilk iş olarak tavuklarımızı kızartacağız. Tavanı ısıttın galiba. Isıttım, tavamı ısıttım çünkü tavuklarımın sulanmasını istemiyorum. Tavuklarımı kızarttıktan sonra bu tavadan alacağım ve diğer işlemleri aynı tavada, aynı yağın içinde yapmaya başlayacağım. O da çok güzel oluyor. Çünkü tavuk lezzetini, evet, yağ vermiş oluyor. Ama bakın ne kadar az çok bir yağda az kızartıyor. 2 kaşık kadar bir yağ kullandık. Sosumuz için de o yağ zaten yetecek. Makarnamızda da ekstra zaten bir miktar yağ olacağı için bütün de yeterli olacak bize. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi lezzet böyle çok güzel oluyor ama bütün doktorların önerdiği bu yağ hani bize zararlı bir yağ dönüşüyor ısındığı, evet, zaman ki çiçek yağı mı kullandın, şey mi kullandın? Çiçek yağı kullandım. Çiçek yağı kullandın, zeytinyağı da olsa bize zararlı, evet, hale dönüşüyor. Şimdi ben de öyle bir şeyler yaparken buraya yağ yerine su koyuyorum. Evet, tabii bahsetmiştiniz, doğru söylüyorsunuz. Yani suda soteleme yöntemini kullanıyorum. Buharda pişirme gibi. Buharda pişirme gibi oluyor. Evet. Valla onda da lezzet oluyor. Tabii ki bununki gibi olmuyor ama oluyor. Yani o zaman bir tercih sebebi ama çocuklara göre planladığımız zaman aslında çocukların da bu yağ bir miktar ihtiyacı var gibi geldiği için mümkün olduğunca kısarak. Evet, çok yakmadan yağı. Çünkü tavuk da bir miktar yağlı. But kısmından kullandık. O yüzden mümkün olduğunca yağını kısarak, kullanabileceğimiz en minimumlarda kullanarak. Tamam, şimdi bunun önemli birkaç tane püf noktası var. Buraya kadarını hepimiz anladık ve yapabiliriz. Ondan sonrasında beni bekle. Tamam Derya. Ya da sırasıyla bu yağ ne koyacaksın sen? Birazdan herhalde geleceksiniz bana ama bu tavukları çıkardıktan sonra önce soğanlarımızı karamelize edeceğiz. Daha sonra biber salçamızı, sarımsaklarımızı koyacağız, tavuk suyumuzu koyacağız ve tavuklarımızı içine ilave edip bir miktar daha pişireceğiz. Hı. En son sosunu vereceğiz. Süpersin, süpersin Şefika. Buram buram soğan kokusu. Bir evin yaşadığını ve canlı olduğunu nereden anlıyoruz bir apartmana girdiğimizde? Yemek kokusu. Burada harika kokular geliyor diyoruz, soğan kokusu geliyor diyoruz. Bu evde... Faaliyet var. Çoluklu çocuklu bir ev, kocası olan bir ev diyoruz. Ben apartmana girer girmez ilk işim kim ne pişirmiş falan diye hemen böyle kokular geliyor. Evet. Biliyorum, biber dolması pişirmiş birisi falan, evet, diye. Evet, ben de öyle. Özellikle balık kokusu çok, evet, apartmana hemen yayılıyor. Ay diyorum, alt komşu balık yapmış bugün. Gitsem mi, kapıyı çalsam mı diyorum ama. Evet, şimdi anlatalım Şefika, ne yapıyoruz? Tavuklarımız kızardı hafifçe, onları yağdan aldım. Şuraya da koyalım, İzleyicilerimiz de görsün. Daha sonra bir tane büyük soğanı küp küp doğramıştık, ince küpler ve 3 diş sarımsağımızı ortadan ikiye bölüp onları o şekilde attık. Karamelize oldular. Karamelize olduktan sonra bir çorba kaşığı biber salçamız vardı. Bunu kavuracağız ve 1 bardak tavuk suyumuzu ilave edeceğiz. Tavukları koyacağız. Daha sonra tavukları koyacağız. Bu bir 10 dakika kadar tavuklar iyice piştikten sonra yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı krema, kimyon, karabiber ve pul biberi çırpacağız ve en son indirmemizde 1-2 dakika kala tavuğun içine vereceğiz. Kremayla çok fazla kaynatmayacağız, kremayla ve yoğurtla kesilmesin diye. Tuzunu da en son o aşamada ilave edeceğiz yani zaten. Yani kapattıktan sonra mı atacağız, kapatmadan atacağız mı? Kapatmadan atacağız, bir karıştıracağız, ondan sonra altını kapatacağız. Süper. Sonra makarnamızı, spagettilerimizi haşlayacağız, üstünde servis yapacağız. O yağ nereye konacak? Makarnaya.
Hadi orada gel pazar. Tamam sizi. Yok. Koy sen bildiğin gibi yap. Harika. Nefis bir şey. Çok lezzetli oluyor. Özellikle makarna yatağında. Ben de yakında yapacağım. Söylemeyeyim ne olduğunu. Nokta nokta yatağında, nokta nokta yastığında ve yorganında. Bekleyin. Bekleyin çok yakında ben ve Sibel size bunu yapacağız. Hazırlanıyoruz buna. Gerçekten çok güzel olacak. Makarnanı haşladım. Makarna haşlanıyor. Burada kremamız, yarım bardak kremamız, yarım bardak yoğurdumuz, içinde pul biberimiz, pul biber koymadık, biber salçası, karabiberimiz, kimyonumuz ve kekiğimiz var. Bir miktar da tuz koyduk, çırptık. Şimdi tavuğumuz da pişti. Allah Allah. Tavuğumuzun içine bu sosu bırakıyoruz. Yoğurt ve kremayı. Yoğurt ve krema. Ne kadardı miktarlarını söyleyeyim. Yarım bardak yoğurt, yarım bardak krema, birer çay kaşığı da pul biber, yine pul biber dedim, karabiber, kimyon ve kekik var. Eğer istersek biber salçamız tatlıysa pul biber de kullanabiliriz. Hmm. Yani acı seviyorsak pul biber de kullanabiliriz. Altını da bu şekilde kapatıyoruz. Makarnamızı da yaptık. Birazdan üstünde servis yapacağız. Süper, şimdi kapatıyoruz değil mi birazdan altını? Şimdi kapatıyoruz. Bu kadar da yandı. Ondan da bekliyor. Zaten fırınımız, ocağımız sıcak olduğu için bir miktar orada sıcağında da duracak. Zaten pişmesine gerek yok. Çok fazla kaynatmamız kremamızın kesilmesine sebep olabilir. Üstü kesik kesik bir görüntü olabilir. O yüzden fazla kaynatmıyoruz. Ya bu çok iyi bir fikirmiş. Ben bunu gerçekten çok beğendim. Ellerine sağlık Şefika. Makarnanı da haşladık. İster makarnanızın üstüne biraz yağ koyarsınız. İsterseniz bunun yağıyla o zaten yağlanacak. Olay güzel. Teşekkür süper ederim. Güzel. Ellerine sağlık. Ne güzel fikirler verdi kızlar evet, çok değil güzel, mi? Acayip güzellerdi. Çok güzel. Ya bir de mutfak konusunu işleyelim. Evet. Mutfakta tertibi işleyelim ki bu da çok önemli bir çok konu. Çok önemli. Mutfak tertibi daha zor. Daha zor daha ama zor. Yaptığın zaman da mutfakta yani zamandan çok tasarruf ettirecek bir şey. Şefika ellerine sağlık. Sağ yani şuna dola dola gidelim ya. Şuna dola dola bugününü bitirelim. Biz yarın yine buradayız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın efendim.